Günaydın, günaydın şiş gözler, günaydın cumartesi. Bu her zamanki gibi şiş gözlü bir vlog başlangıcı. Kahvemizden bir yudum alıyoruz. Bugün biraz heyecanlıyım, dolaşacağım, gezeceğim. O yüzden 4 kere çişe kalktım. Henüz Demir hala uyuyor. O yüzden biraz böyle küçük tonlu çekiyorum. Bugünkü planı anlatıyorum şimdi size. Öğlen 1'e doğru çıkacağız. 7. caddede Özge ile buluşacağız. Ondan sonra oradan Tunalı'ya gideceğiz. Biliyorsunuz Ankara'ya bir Penguin kitabevi açıldı. Böyle çok birkaç katlı falan. Mağazanın zaten önceki sahibini ve yerini, yani kitabevi değildi, ne olduğunu biliyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Penguin kitabevini gezeceğiz. Ondan sonra oradan DNR'a ineceğiz, Tunalı'da yine. İkinci kitaba %60 indirim var. Biraz orayı tırtıklarız. Ondan sonra Kıtır'a gideceğiz. Kıtır'da bir kumpir, bir bira. Dinlendikten sonra Kızılay'a doğru yürümeye başlayacağız. Orada bir sahaf var. Bir de İş Bankası'nın yeri var, biliyorsunuz, kitap evi. Belki oraya uğrarız, belki uğramayız. Yolda bir soğuk sandviççi var. Benim gençliğimin soğuk sandviççisi. Onu da size göstereceğim, böyle bol acılı. Tabii kumpiri yedikten sonra oraya gittiğim için, tok olacağım için paket yapacağım, akşam yiyeceğim. Plan tamamen yeme üzerine dermişim. Oradan Kızılay'a gideceğiz. Ondan sonra Evrensel Kitabevi'ni aylar sonra göreceğim. Tabii ki artık kapandı. Biraz hüzünlü bir durum olacak ama merak ediyorum ne var orada diye. Ondan sonra Özge hiç Tudem'i görmemiş. Tudem'e uğrarız. İmge Kitabevi'ne uğrarız. Dost Kitabevi'ne uğrarız. Yorulmamışsak belki bir şey daha içeriz. Yorulmuşsak evlere dağılırız. Belki Yapı Kredi'ye uğrarız gibi bir plan var. Bakalım. Hadi o zaman şiş gözler ve kahveyle güne başlıyoruz. Yani tabii bunlar Demir yarım saate falan kalkar. Giyinip hazırlanmamız 1,5 saati bulur ama ben şimdiden başlıyoruz dedim. Devamında önce bahçeli evlerde, sokakta ve tık 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 gidiyor olacağız. Görüşürüz. Merhabalar. Evet, biz şimdi yola çıktık Demir'le beraber. Evet. Nereye gidiyoruz? Tunalı'ya gidiyoruz. Tunalı'ya gidiyoruz. Şimdi de Özge'yle buluşacağız. Ve yolculuk başlasın. Görüşürüz. Biz şimdi Özge'yle buluştuk. Gösteriyormuş gibi yaptım ya. Ve Demir yanımda. Atakule'nin... Atakule değil burası ya. Sheraton. Ne alaka Atakule'nin? Bir karşıya geçebilirsem eğer size Penguin kitabını göstereceğim. Çok böyle güzel gözüküyor. Özellikle dıştan çekimini de göstermek istedim. Ama karşıya geçemiyorum Demir. Şöyle sağa doğru dönersek de orada da Seymenler Parkı var. Girişi burada herhalde. Kamera çekerken yürüyen birilerine garip bakıyorlar. Evet, şöyle insan bakar mısınız? Çok ihtişamlı ve güzel gözüküyor mu arkadaşlar? Heyecanlandım. Şimdi önce kendim gireceğim, sonra içeriği göstereceğim. Şimdi çok güzel gözüküyor. Pat diye de hemen bir tane bir şey söylemezsem olmaz. Her şey çok güzel de tam böyle kapıdan giriyorsunuz ya. O mesela yeni çıkanlar, işte çok satanlar falan. Kapının dibinde. İnsanlar girerken sıkıntı olur diye düşündüm ben. Evet, şimdi yukarı kata doğru çıkıyoruz. Çok güzel gözüküyor. Bu kitaba da bayılıyorum ayrıca. Burası daha geniş. Daha konforlu. Şimdi biz burada Özge ile biraz ay bakar mısınız şuraya oturup, ay çok hoşuma gitti. Aman tanrım, Allah'ım, bu ne kadar güzel bir şey. Evet. Çok güzel gözüküyor. Evet, bakar mısınız? Çok güzel kitaplar. Özge, beğendin mi burayı? Harika. Şu güzel. Gezgin Kedinin Günlüğü. Daha önce görmemiştim. Kapağı da çok güzel. Çok güzel. Ay, burada Yedi Yayınları'nın kitapları var. Çok hoşuma gitti bu iş. Ya, bak, ben de aldım ama okumadım. Bayıldım. Çok seviyorum. Aa, bak.
Bir de eski kalmış 180 lira diyorsun. Ben de yanlış. Artık yani neye ucuz diyeceğim. Çok merak ediyorum. Hangisi? 2084. Onu ben almıştım ama okumamıştım. Bak şu altın horozu da bakacağım. Edgar ki çok bak buraya güzel kitap var. Şiddetin tarihi de çok iyidir. Şunlar da çok iyi. Ergenon'la şey. Evet. Kurtlar ülkesi. Kurtlar ülkesine bak bilmiyorum. Ben de var bu. Distopya. Ben de şu kitaba bayılıyorum ya. Ay bu rafı çok sevdim ben. Bunu okumamışsanız lütfen artık okuyun. Artık okuyun dedim. Herkes bunu okuyor. Çok da beğendim falan diyor. Okudun mu sen bunu? Şu kitap arkadaşlar hala Amazon'da 40 44 lira falan. Yani burada da 69 lira. Lütfen bunu alın okuyun yani. Ördekler. Değil mi? Şu kitap da çok iyidir. Bunu da çok severim. Şu kitapta da gözüm kalıyor. Ay ben bu rafı çok sevdim ya. Jaguar 7. Ay çok sevdim burayı şimdi. Bu tarafı. Evet şimdi de Diyanar'a geldik. Diyanar'da tüm kitaplarda %60. Ama yeni çıkan kitaplardan birçoğu yok. Mesela Metis'in bir kitabını alacaktık. Bulamadık. Şu kitap o kadar uzun zamandır sepetimdeydi ki diğer kitabını okumuştum ama neyse ki bu iki tane var. Buradan sonra da kıtır. Milligan. Bu arada Penguin kitabına bayıldım. Bayıldım. Şimdi. Bak şimdisi yokmuş. Niye bu kitapların üzerinde kitapları yazmıyor? Acaba. Bak şunu da merak ediyorum. Bu mu? Özge şu kitabı duydun mu? Şunu da merak ediyordum ben. Bu da yeni çıktı. Şu acıyla çarp kalbimi almıştım. Amazon'da dizisi var. Çok öyle güzel. Mi? Hı-hı. İzlemedim bak izleyeyim. Elimde poşetler. Penguin poşet. Bunu okudun mu? Güzelmiş okumadım. Ama çok güzel. Bak şunu da aldım. Daha okumadım hala. Hep de böyle ya. Bunları çekmem lazım. Victor. Geldi sefil gör. Çok hoşuma gitti. Üşeniyorum. Öyleyse yarın. Ay çok yanlılar. Ya ben bunların defterlerine bayılıyorum. Şuradan. Şuna bak. Şuna bak. Ya ben olduğum yeri sana göstereyim. Nereye çektiğimi farkında olmadan çekiyorum zanneder. Ve mola yerim.
Kent'e geldik. O zaman sağla. Evet, şimdi bana Tunalı'da bir sahaf var diyordum size. Bakın şimdi size o sahafı tarif edeceğim. Tunalı'nın başından böyle aşağı iniyorsunuz. Karşıda ceviz var, mado var. Tam buradan böyle dönüyorsunuz. Gelin böyle. Şurada kurulu iş merkezi var. Görüyor musunuz kurulu iş merkezi? Şimdi buradan geliyoruz. Kurulu iş merkezinden şöyle aşağıya doğru iniyoruz. Yılların sahafı. Çok da kimse bilmez. Herkes geliyor mu? Evet. Bir de bakıyorum şu kapanmışmış. Sonra buradan devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi pijamacılar, iç çamaşırcılar falan zannediyorsunuz. Ve bir geliyorsunuz buraya. Ve işte meşhur devri alem sahaf. Ve görüyor musunuz? Biraz mini miniciktir ama burada yıllarım geçmiştir. Çok güzel de kitapları vardır. Kazıyıp kazıyıp bulursunuz. Devri alem sahaf. Beğendin mi Özge? Harika. Şimdi tırtıklayalım. Evet, şimdi tırtıklayalım. Kendimi çevirebiliyor muyum? Demir, sen beni bir çeker misin? Çekerim. Al bakalım. Acaba nasıl çıktım? Şöyle. Poz verirmişim. Poz mu veriyorsun? Şöyle sağ yap bir fotoğrafa, daha güzel çıksın. Profilden daha mı güzelsin? Bakayım. Ne o, ne içiyorsun sen? Bubble tea. Ben de duble tea dermişim. Duble Türk kahvesi. Açtım şimdi. Bitmiş boş kahve fincanlarımızla. Dolu olarak da fotoğrafları paylaşın. Şimdi Devri Alem sahafa gittiğimizde Özge'nin sahaftan aldığı kitaplar. Birincisi Epey Bimo'da. Bir hamdeydi. Tütün. Tütün kitabı. Evet, iki cilt. Bir iki. Ama inanılmaz uygun fiyatlar. Değil mi? 50 TL falan da, değil mi? 50, çok evet, uygundu. Evet. Evet, bir ya. Diğeri. Bu da listemdeydi. Sazlar ve Çamur. Listesinde olan kitapları bulunca aynen, Özge çok aldı. Sevindim. Çok doğru. Yalnız orada bir de fiyatlarda böyle değişik değişik. Bir baktık ilk bir dakika. İki tane kitap bulduk. Bir baktık, ben bir tane buldum, o bir tane buldu. Baktık arkalarında etiket var ama şöyle etiketler. Şuradan anlayın. Mesela burada yazıyor ki bir. Burada yazıyor gene bir. Ama biz önce renklerin farklı olduğunu anlamadık. Bir baktık 1.15 lira. Ooo dedik sonra bir baktık. Sarı bir var. Yeşil bir var. Turuncu bir. Aynen. Bakayım burada turuncu var mı? Bak turuncu 2, turuncu 1 var. Turuncular bir tık, o bir tık. 15 tane ettiğimiz, meğersem bizim turuncu 1'miş, 45'miş. Şimdi bunu bir dakika, bunu kaynattık araya. Bu neydi? Haldun Tener. Bu aslında Amazon'da var ama çok uyguna buldum buradan. Evet. Amazon'da 30 liraydı galiba, 15'e aldık. Evet, bu da o zaman yeşil 1.15 oluyormuş. Aynen. Bir diğeri. Bu senin sayende aldığım bir kitap oldu. Tirzan'ın ve evet. Hastalık Hastası'nın yazarım. Evet, bu da Tirzan'ın yazarı. Bu kitabın uzun zaman, yani bu kitabın basımı yok. İş Bankası basmış bunu. Kim bilir acaba kaç yılında? Bakamayacağım şimdi. Sen bunu getirirken evet. Ondan sonra onu da ben almıştım daha önceden. Çok da tertemiz bir kitap. O yüzden Özge'de birinci baskı 2007. 2007, evet. Ben hiç bilmiyordum. Yazarı çok seviyorum ama evet. Böyle bir kitabı olduğunu bilmiyordum. Evet, evet. Çok güzel oldu. Hatta ben de şimdi evde bulacağım. Bunu okuyalım beraber Özge. Süper oldu. Bu da yine Nazilerle alakalı, İkinci Dünya Savaşı ile alakalı olduğu için çok merak ettim. İlk defa gördüm yani, sahafta gördüm. Bu da yeşil bir. Yeşil bir ne oluyordu? 15 diyor. 20 falan da herhalde yeşil bir. Bilmiyorum. İşte 15. Kaç 5? 15. 15'miş evet. Evet. Gayet güzel bir alışveriş oldu. Sen kendi adıma. Değil mi? Sonra çok ama keşke şey göstermese miydi? Çünkü evet. Videoda çok güzel tarif ettik. Daha da almak istediğimiz kitaplar da vardı. Var var. Aslında bir de ben Özge'ye en son söyledim. Aslında orası çılgın bir çizgi romandı. Benim çok ilgim yok ama aynen, Özge bunu, ve Aşım'ın çok çılgın roman. Çıkarken söylemen. Çıkarken söyledim. Evet, Ayşim de çok seviyor çizgi romanı.
Ayşim gel gel oraya gidelim tekrar. Çizgi roman alalım. Evet. Şimdi kitaplarımız bu kadar. Buradan da duvar. Kamerayı kendime çeviremediğim için şöyle yapacağım. Ve şimdi Kızılay'daki Tudem'e geldik. Bakın. Burada yeni yayınladıkları kitaplar. Yarım Kalp, Damon Galgut'tan Taş Ocağı. Ve şu tarafa geçip bence şahsım adına Deli Dolu'nun şimdiye kadar yayınladığı en güzel kitaplar diye bir şey yaparsak eğer şahsım adına. Bir Sarı Duvar Kağıdı. Ondan sonra hemen şuradan Canavarın Çağrısı. Hemen buradan böyle geçiyorum Araf'ta. Sonra şu kitap. Yo hayır bu değildi ya. Şuydu. Çok ama çok iyiydi. Hemen buradan geçiyorum. Hakikat Sonrası Çağ çok ama çok iyidir. Direniş Sabato'nun bence gelmiş geçmiş en iyi Deli Dolu kitabı olabilir. Battallar ve İnsanlar çok iyidir. Buradan böyle iniyoruz. Demin Özge ile konuşurken şu diyordum. Şimdi mesela şu kitap. Peter Pan 25 Çocukluğumun Tanrısı gerçekten çok iyidir. Bunları hala okumamışsanız kaçırmayın. Bir de şunu ben Amazon'dan aldım yeni. 28 TL. Ve burası da Deli Dolu. Ay yukarıda da bak. Yukarıda da çok güzel kitapları varmış. Şuradan şöyle devam ediyorum. Aa bak asıl bu videoyu açma sebebimi az kalsın unutuyordum. Gördünüz mü kim var burada? İnanabiliyor musunuz kim var burada? Demir'in de okulunda bütün evet Demir'in de okulundaki bütün kitapları buradan alıyoruz ve bunlar 8. sınıf bu test kitaplarını da buradan alıyoruz yani Tudem'den alıyoruz şöyle Demir. Sen de gözük ya. Merhaba. Şöyle dolayın. Beğeniyor musun sen de bu Tudem'in test kitaplarını? Evet, Tudem'in test kitapları bence en iyi test kitaplar. Diyorsun. Hı-hı. Okuma kitapları nasıl? Okuma kitapları da güzel. Bize şurada okuldan öğretmenler aldırıyor Tudem'den. Değil mi? Sen peki şu yazarın kitabını hangisini okumuştun sen? Bir tane uçmalı bir kitabı vardı. Artık bir şey uçuyor muydu neydi? Hatırladın mı o kitabı? Hatırladım. Neydi hatırladın? Yanlışlıkla dünyanın öbür ucunu uçan çocuk. Evet. Çok mu güzeldi? Evet çok güzeldi. Demir'den de. Aa bak şurada. İşte burada. Aa, yanlışlıkla evet. Dünyanın öbür ucundan uçan çocuk. Evet Demir onu çok sevmişti. Evet. Burası da Tudem. Ve madem burası bir kitapçılar turu olacak. İmge kitabı olmazsa olmaz. İmge kitabı benim çocukluğumun kitapçısı. Eskiden şöyle bir lafları olurdu işte bu kitapları okuyun vesaire falan gibi böyle bir. Şimdi acaba
kadar eskiden okumuştum ki ben bu kitabı. Hatta yani parçalanmıştı. Herkese falan da okutmuştum. Çok şimdi bak ciltlisini görünce çok heveslendim. Ama çok eskiden okumuştum. Ama bir tane böyle bir arşivimde olmalı. Merhabalar Ebru Aykaç. Merhabalar Demir Aykaç. Çok yorulduk çünkü. Eve gelirken artık son binaya girerken 3 şey söylüyorduk. Neydi? Acıktım. Yoruldum. Bir de neydi? Neydi unuttum. Üşüdüm, acıktım, yoruldum. Üşüdüm, acıktım, yoruldum. Üşüdüm, acıktım, yoruldum diye eve girdik. Tam dönerken işte Fabs'ın önünde indik araçtan. Fabs'ın önünde inince oradan Hacer'e uğradım. Bir selam vereyim dedim. Hacer de çantasında bekletiyormuş. Bak tam ne diyor? Mart 2023'ten beri. Buraya da notunu yazmış. Çantasında taşıdığı yani benim için bana vermek için bekletiyormuş çantasında. Sevgili Hacer'in verdiği kitabı aldım. Oradan da eve geldik. Bu arada aslında bugün hani neler oldu, neler bitti, iyi yap. Aa, bir tane de içeride Melikşah Bey'in kitabı. Demir şöyle bir kaysana sen. Sen otur bir anlat. Sen şeyini göster. Beşiktaş. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bunu aldık. Beşiktaş kart koleksiyonu. Ama Özge aldı. Aa, evet. Özge bana Özge hediye etti. Çok i̇şte teşekkür ederiz. Bunu aldık. Özge. Bu. Bir de bu da böyle squishy. Bu da çok tatlı bir şey. Böyle mıncırıyorsun, mıncırıyorsun, mıncırıyorsun. Sonra bir daha mıncırıyorsun, bir daha mıncırıyorsun öyle. Evet. Bu arada ben hemen araya bunları sıkıştıracağım. Günün haricinde. Bunu Amazon'dan aldım. Sevgili Melikşah Bey yazmıştı bana. Ebru işte ben Ebru Hanım işte bunu ben YouTube'da bir videoda izlemiş. Türkçe'ye çevrilmiş mi diye baktığımda gördüm. Hep kitap basmış. Çok da uygun fiyatlı var diye yazmıştı. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Bir Başka Brooklyn diye. Bunu Amazon'dan almıştım. Bunu da Amazon'dan almıştım. Evden çıkmadan gelmiş. Yazarım daha önce bak bu Sakallı Kralların Gölgeleri diye. Bunu Amazon'dan 28 TL'ye falan aldım. Yazarım daha önce başka bir kitabı vardı. Onu okuyup çok beğenmiştim ama onu okuduğum yıl herhalde 2019 falandı. Hatta çok da beğendiğim için yanımdaki o zaman da Mahir Bey vardı. Mahir Bey'e de hediye etmiştim diğer kitabı, aslında elimde yok ama. Sonrasında şimdi bugün Penguen Kitabevi'nden uzun zamandır çok çok almak istediğim, sürekli aklımda çatladığım bir kitap. William Boyd'dan Bir İnsan Yüreği 7 yayınlarından bunu aldım. Demir'in silgisi ve sonrasında sahafa gittik ya. Sahafa gittiğimde orada bir sürü kitap vardı. Sonra bir baktım. Bu adamı nereden tanıyorum acaba dedim. Gördüğünüz gibi William Boyd eskiden Dost kitaplarını basmış. Ney bu? Brazzaville kumsalı mı? Ne bu? Brazzaville. Brazzaville kumsalı. Bu da sıfır. Yani sıfır kitap Dost basmış. Sonra bakar mısınız? Yani gidiyorum. Penguin'den bunu alıyorum. Sonra sahafa gidiyorum. Gene yazarım. Başka bir kitabını alıyorum. Evet. Sonrasında sevgili Özge D&R'a gittiğimizde işte ikimize aynı kitabı aldı. Bu da çok uzun zamandır listemdeydi. 50 kere aslında alıp çıkartıp duruyordum. Yazarın daha önce üçleme kitabını okuyup çok beğenmiştim. Biliyorsunuz Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Melankoli 1-2. Kendisine, Özge'ye teşekkür ediyorum. Ve bana önce bir bakar mısınız? Ah, kalem düştü Demir. Buradan evet, böyle mallıklı, miyorlu bir kitap okuma, içinde böyle kalemler de var. Bak, yalnız sesim şey oldu değil mi? Yani yok falan diye. Çok tatlı ve uzun zamandır çok istediğim bir kitap vardı. Çekmecem'den Çeviriler. Bunu da bana Özge almış. Çok teşekkür ediyorum. Mırıklı kitap kılıfımla beraber diyorum. Bunu da buraya koyuyoruz. Bu video kapatma şeydi değil mi? Sonra biz Tudem'e gittik. Aslında orada göreceksiniz videolarda. Ve Peter Stamm, Duyguların arşivi. Ve biz oradayken işte dediğim gibi aslında bunlarda telefon geldi. Ve bunları hediye ettiler. İki tane de bana. Marilu. Çizgi roman. Evet. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Göldeki evin kesemi. Şimdi de bakın. Çok tatlılar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok güzel bir gündü. Bir sürü gezdik.
Kalemim yok. Gezdik dolaştık. O kadar artık bacaklarım falan ağrıyor. Ayraçım kaldı içinden. Bir de bak bu da çok da güzel bir ayraç. Özge'ye teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gündü. İnşallah bütün bu gezdiklerimiz falan size yansıtabilmişizdir. Video ne kadar olacak bilmiyorum. Ama sağ olsun Demir Bey'in ellerinden öper. Artık Demir Bey'ciğim CapCut'la yapacak ama galiba videoyu sonlandırdıktan sonra ne yapacağız önce? Hemen yemeğe koşacağız. Ne yiyeceğiz? Uçacağız. Ne yiyeceğiz? Acılı soğuk sandviç. Evet. Ya onu çekmedim. Çekeceğim demiştim. Çekmedim ama aldım. Şimdi onu yiyeceğiz. Üşüdük, acıktık, yorulduk. Evet. Ay telefondan bakacaktım kaç bin adım attık diye. Dün 16 bindi. Bugün 10 bin benim? Olmuştur ya. Daha fazla. Daha fazla olabilir. Çok dolaştık. Evet, o zaman bu vlogu sonlandırıyoruz. Bugün çok güzel bir gündü. Özge'ye de çok teşekkür ediyorum. Demircim'e de teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yerleri gezdik. Bu videonun başlığı ne olacak bilmiyorum ama yani Ankara'daki çok güzel kitapçıları gezdik. Umarım seversiniz diyorum ve mutlu hafta sonları diyoruz. Üçüncü, evet. Hazır mısın? 1, 2, 3. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın. Görüşürüz.